Hiperaktif çocuklarla başlayalım dilerseniz. Evet, hiperaktif çocuklar. Günümüzde artık milyonlarca çocuk hiperaktif. Eskisi gibi değil. Çocuklarda çok çok zamanımızda hiperaktif durumlar ortaya çıkıyor. Neden, niçin? Çevreyle, beslenmeyle, zamanla, kullanılan ilaçlarla, anne babanın kullanmış olduğu ilaçlarla olabilir. Hiperaktif çocuklar genellikle çok çok zeki olduğu için anne baba anlamayabiliyor, öğretmenler çözemeyebiliyor problemi. Hiperaktif yani durduğu yerde duramıyor, hopluyor, zıplıyor veyahut da çok sakin oluyor. Yani ders dinlerken okulda dinliyormuş gibi yapıyor, başka bir şeyler düşünüyor. Konuya adapte olamıyor, dikkat eksikliği ortaya çıkıyor. Benim oğlumda da böyle bir durum vardı. Okulun müdürü dedi ki, ya sizin çocuk gerizekalı dedi. Dedim ki sen gerizekalısın, benim çocuğuma nasıl böyle bir şey dersin, bu çocuk süper zeka. Tartıştık, dedi ki bu okula olmaz, başka okula, gerizekalılar okuluna gidecek. İyi, peki dedim, görüşürüz seninle. Bunu Frankfurt Patolojik Enstitüsü var, böyle psikolojik enstitü. Burada 6 ay uzmanlar, psikiyatri üzerine eğitim görmüş uzmanlar, psikiyatristler, efendim, deneyler yaptılar. Sonunda profesör dedi ki, heyet toplandı. Bu çocuk dedi, o kadar zeki ki sizin okulun müdürünün zekasının en az 2 katı fazla. O okulun müdürü veya öğretmenlere bunun kapasitesinin yarısına ulaşamaz. Peki dedim, okula neden uyum sağlayamıyor? Çocuk okulda dersi dinliyormuş gibi yapıyor. Başka şeyler düşünüyor. Yani derse bakmıyor. Konuya ilgi duymuyor. Dersi böyle önce dinlemiş gibi yapıyor. Basit buluyor. İlgilenmiyor. İlgilenmediği süre içerisinde 15-20 dakika geçtiği zaman konudan kopuyor. Konudan koptu mu? Öğretmene soru sordu mu? O zaman cevap veremiyor. Zannediyor ki bu anlamıyor. Halbuki o çocuk o anda başka şeylerle meşgul. Hiperaktif çocuklar çok zeki oldukları için ortama uymuyor. Basit buluyor diğer insanların yaptığı her şeyi. Ne olacak dedik? Dedi ki, yani imkanınız varsa çok özel, çok güzel paralı okullarda okutun vesaire. Şimdi günümüzde birçok insan beni arıyor, diyorlar ki abi bizim çocuk çok hiperaktif, işte hopluyor, zıplıyor, bazıları çok aktif oluyor, bazıları da aktif değil ama başka şeyler düşünüyor sürekli. Yeni düşünceler, yeni fikirler, yeni ideler böyle geliştiriyorlar. Yani çevredeki insanlar anlamıyor bunu. Anne, baba, öğretmen, arkadaşlar, onlara vasat sıradan geliyor. Anlamadıkları için de çözemiyorlar problemi. İzmir'den bir beyefendi aradı beni, diyor ki işte öğretmeni olsun, çocuk doktor olsun, psikiyatri uzmanı olsun. Demişler ki çocuk çok aktif, kimyasal bir ilaç var hiperaktif çocuklar için. İlacın ismini söylemek mahsurlu olabilir ama içindeki etken maddeyi söyleyebilirim. Metil fenildat isimli ilaç. İlacın içeriği bu. Yani ana maddesi, etken maddesi. Metil fenildat içeren hap veriyorlar. Ne yapıyor bu metil fenildat? Çocuk kullandığı zaman bunu alerjik reaksiyonlar oluşabiliyor. Depresif durumlara düşebiliyor. Psikolojik bozukluklara, hayal dünyasıyla gerçek dünyayı birbirine ayıramaz hale geliyor sürekli kullanırsa. Alerjik reaksiyonlar oluşuyor, kuruda yaşan oluşuyor. Vesaire vesaire birçok, hatta bu ilacı sürekli kullananlar kokain alıyormuş gibi bağımlılık yaratıyor, psikolojisini bozuyor. İntihara dahi teşebbüs edebiliyor. Bu yüzden intihar olayları çoğaldığı için Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ilaç artık kırmızı listede, yani çok özel şartlarda herkese verilmiyor. Çok ağır bir şey. Tehlikeli. Anneler, babalar bu konuda bilinçsiz. Hatta bazı doktorlar şuursuzca, bazı doktorlar var. Promosyon alabilmek için, para kazanabilmek için o firmanın ilacını, reklamını yapan doktorlar bile var. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan şey Türkiye'de maalesef bir iki doktor bunun reklamını yapıyor.
utanç verici bir durum. Çocukların zehirlenmesine, böyle okul çevresinde bu ilaçlar böyle peynir ekmek gibi satılıyor. Çok tuhaf bir şey, kontrolsüz. Dedim çok süper bir çocuğunuz var. Ama siz bu ilacı çocuğa verirseniz, çocuk birkaç ay sonra affedersin böyle şey gibi olur yani, gerizekalı. Yani kafası çalışmaz hiçbir şeye. Çünkü bütün beynin hormon dengelerini bozar. Peki bu gibi problemi olan çocuklar asrımızda hızla çoğalıyor. Süper çocuklar, süper zeka. Ne yapılabilir? Bunların enerjisini kanalize etmek gerekir. Bunlar için özel okullar, özel öğretmenler, özel ortamlar hazırlamak gerekir. Onları enerjisini yönlendirmek, geliştirmek ve şekillendirmek gerekir. Onları anlayan insanları, öğretmenleri seçmek gerekir. Özel okullar. Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, dünyanın birçok ülkesinde hiperaktif çocukların çok zeki olduğunu onlar kavramışlar. Özel okullar artık. Özel eğitim sistemi var bu hiperaktif çocuklar için. Aşırı derecede hoplayıp zıplayanlar için bir bu tür var. Hiperaktif olanların bir de sadece mesela bilgisayarın başına oturup da sürekli çeşit oyunlar oynayıp kendini böyle frenleyen çocuklar var. Bunlar için çok güzel bir formül var. Sarı kantorundan ginkgo, ginseng gibi 19 çeşit bitkinin damıtılarak elde edilen ekstresinden çok özel bir formül geliştirdik biz. IQ Plus. IQ Plus zekayı güçlendirir, zekayı artırır, kişiyi konuya odaklandırır. Sınavda başarıyı sağlar, hiperaktif reaksiyonları frenler. Ama bu arada beyindeki hormon dengelerinde bir arızaya sebep vermez, herhangi bir yan etkisi yok. Tamamen doğal, %100 bitkisel. IQ Plus'ı kullandığı zaman kişi, yani çocuk, 6 yaşından itibaren herkes her yaşta kullanabilir. Girmiş olduğu sınavda stres, gerilim, korku, panik üzerinden atar. Konuya odaklanır. Sınavda başarı kat kat artırır. Ve üzerindeki bütün gerilimi atar. Mesela birçok çocuk, biz de yaşadık küçükken, sınav sırasında bildiği çok şeyi insan o stres anında unutur. Gerilim anında unutur. Dışarı çıktığında şunu biliyordum ama şu soruları unutmuşum der. Ama iş işten geçmiştir. O imtihan artık bitmiştir. İşte bu tür problem yaşayan gençler ve çocuklar için IQ Plus çok çok iyi.